Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıfların Bugün bursluluk denemelerimizden sosyal bilgiler birinci denememizi birlikte çözeceğiz. Sevgili Türkçe ve matematikten 3 tane örnek çözmüştüm. Lütfen onları da izlemeyi unutmayalım ve hemen başlayalım. İçinde bulunduğumuz zamana ve duruma göre farklı roller üstleniriz. Roller konusunu uzun uzun görmüştük zaten. Buna göre bu yıl 6. sınıfa başlayan Ali öğrenci, yolcu, üye, doktor bu rollerden hangisini üstlenemez diye soruyor. 6. sınıfta iseniz öğrenci olursunuz, otobüse biner yolcu olursunuz, sosyal kulüplere üye olursunuz ama doktor olabilir misiniz sevgili öğrencilerim? Olamazsınız bu rolü üstlenemezsiniz. Sabah çok güzel bir haberle uyandık. Dün gece hastanede ablamların bir kız bebeği dünyaya geldi. Yani benim de bir yeğenim oldu. Yaşasın artık ben bir Evet, ablamızın çocuğu bize nedir? Dayı diye seslenir, değil mi? Dayı olduk. Kardeşimle birlikte kahvaltımızı yaparak heyecanla hastanenin yolunu tuttuk. Kardeşimle aramda 3 yaş var. Ben kardeşim Duygu'nun, evet, kız kardeşinizin siz ne olursunuz? Abisi olursunuz, değil mi? Hastaneye ulaştığımızda babam bizi büyük sevinçle karşılayarak Allah'a şükürler olsun. Ablanızla da, torunum da gayet iyiler. Artık ben bir evet, çocuğunun çocuğu olduğu için babanız artık ne oldu? Dede oldu. Bize bunları soruyor zaten. Dayı, abi ve dede B şıkkı bizim aradığımız rollerdir. Yani kültür ögeleri değil, tarih ve mimari bunlarla alakalı değildir diye soruyor. Bireylere yaşadığı toplumun geçmişini öğretir. Toplumun geçmişi nedir sevgili öğrencilerim? Tarihtir değil mi? Kültür ögelerinin nesilden nesile aktarılması, nesilden nesile aktarılması neyle alakalı olabilir? dille bununla alakalı olabilir. Tarihle bunlar işe. Zaten inancımızın ve davranışlarımızın söze yansıması. Bu neyle alakalıdır? Dinle alakalıdır. Bakın yukarıda dinle alakalı bir şey yok. Kültürün maddi yapısal unsurlardan olan eserlerimiz. Bu da neyle alakalıdır? Mimariyle alakalıdır. Sevgili öğrenciler. Evet bu soru biraz tehlikeli. Dikkat edelim. Kalıp yargı. Halkın bir grup hakkındaki inancı bir grubun başka bir grup hakkındaki duygusallaşmış tecrübeyle çok az değişmiş olan inancıdır. Hangisi kalıp yargı örnek değildir. Bakın gözlük takanlar bir grup gözlük takan kişilere karşı evet çalışkandır diye nedir sevgili öğrencilerim? Kalıp bir yargıları vardır. Kadınların futbol anlamaz dedikleri de bir grubun diğer grupla alakalı genelde değişmeyen yargılarıdır. Evet erkeklerin ev işi şey yapmaması ile alakalı fakat Türklerin misafirperver olması, bu sevgili öğrencilerim, bakın bir grubun belli bir grupla alakalı değil, bir milletin kültürüdür sevgili öğrencilerim. Bunlar zamanla insanlar üzerine yerleşmiş bir kültür olarak devam eder. Aşağıda sosyal ilişkilerle ilgili bir metin verilmiş. 13 yaşındaki Ayşe, parkta annesiyle otururken birden bağırdı. Anne, arabalar, arabaları görüyor musun? Nasıl ses çıkarıyorlar? Annesi sevgiyle Ayşe'nin saçını okşadı. Ayşe bir süre sonra cıvıldaşan kuşlara bakarak heyecanla haykırdı. ''Anne, kuşların sesini dinle.'' Annesi gözleri buğulu, onu izledi. Yanlarında oturan genç bayan bu bağırışmalardan rahatsız olmuş olacak ki Ayşe'nin annesinin yanına gelerek ''Hanımefendi, kızınızı iyi bir doktora götürmelisiniz. Bazı sorunları var galiba.'' Anne genç bayana dönerek şu cevabı verdi. ''O zaten iyi bir doktordan geliyor.'' kızım doğuştan işitme engelliydi ve ameliyat sonrası duymaya başladı. Neye örnektir sevgili Yancerim? Yani kadının e, ne yapıyor burada? Ön yargılı olduğunu gösteriyor değil mi? Kadın ön yargılı bir şekilde çocuğun bağırmasının sorunlu bir olduğunu düşünüyor. Fakat ön yargıları bakın ne yapıyor onu mahcup ediyor sevgili öğrenciler. Afetlerde ve olağanüstü durumlarda korumasız ve muhtaç kimselere yardım eder. Yeşilay biliyorsunuz uyuşturucu, alkol ve sigara ile mücadele eden Mehmet Fark bu Darül Aceze'de yaşlılara ve acizlerle alakalı. Fakat Türk Kızılay'ı evet olağanüstü durumlarda ve afetlerde Türk halkının ve dünyadaki bakın sadece Türkiye'nin değil dünyadaki depremlere ve olağanüstü afetlere de yardıma giden bir kuruluştur. Eşleştirme yanlışa soruyor. Bakın eğitim almak bizim hakkımızdır. Yani talep ettiğim bir şeydir ödevi de zamanında yapmakta sorumluluktur. Sorumluluk neyse sevgili Evet bir işin sonucunu kabul etme. Ödevini yapmazsan sonucuna katlanırsın gibi düşünelim. Barınma bakın evimiz olması ve güvenliğimiz yaşama hakkımızdır. Evet odamızı toplamak sorumluluğumuzdur. Teneffüse çıkmak evet bizim bir hakkımızdır. Koridorlarda koşmamalıyız. Bu da sorumluluktur. Koşarsak sonucuna katlanırız. Yani bir yaptırım olur demek. Sağlıklı çevrede yaşama doğru bir haktır. Arkadaşlarıyla Oynamada oyun hakkıdır. Burada sorumluluk altında verildiği için burası yanlıştır. Evet. Orta Asya'da kurulmuş ilk Türk devletleri ekonomi faaliyetleri gereği konar göçer, yerleşik değil. Evet, yazın serin ve otlakların bol olduğu yaylalara, kışın ise sıcak olan kışlaklara göç etmeyi gerektiren bir yaşam tarzında barınma ihtiyaçlarını kıl çadırlarda karşılamışlar. Bu çadırları ise yaylalara ve kışlaklara arabalar sayesinde taşımışlardır. Bakın yanlarında götürüyorlar. Yukarıdaki bilgilere ışığında Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletleriyle ilgili ekonomi faaliyetleri hayvancılıktır. Zaten görüyorsunuz. Ee, değil mi sevgili öğrencilerim? Otlaklara gitme sebepleri, kışlaklara gitme sebepleri bu. Evet iklim özellikleri yaşam tarzlarını doğrudan etkilemiş midir? Evet etkilemiştir sevgili öğrencilerim. Ee, çünkü ne yapıyorlar? Bakın yaylalara çıkıyorlar ee, değil mi? daha sonra ovalara iniyorlar gibi yani yaşamlarını iklimin durumuna göre, sıcak ve soğuğa göre belirliyorlar. Mimari gelişmemiştir. Evet buna da ulaşabiliriz. Nasıl ulaşabiliriz? Çünkü çadırları yanlarına götürürlerse, konar geçer olurlarsa, bir ev, barınak yapmazlarsa mimari gelişimi tabii ki de gelişmez. Üçü de ulaşılabilir. İlk Türk devletlerinin varlıklarını uzun süre devam ettiremeyip kısa sürede yıkılmasından. Evet kut anlayışı. Bakın bu artırmıştır. bırakın zarar vermeye. E, çünkü e, ne ilah olarak e, inandıkları kişi kendilerine bir yönetici seçmiş deyip onu yıkmak için uğraşmazlar değil mi? Bu değil. Ülkenin hanedanı ve üyelerin ortak malı. Evet yani diyelim çocuklara ve hanedan e, ortak malı ise herkes bir parçasını isterken ne olur? Kavga dövüş olur. Ülke zarar görür. Evet merkezi bir kuvvetli yönetim olmaz. Merkezi otoritenin güçlü olması var. Zaten bu olmadığı için yıkılıyor. Ve dış baskılar tabii ki her devlete zarar veren şeyler. 2 ve 4. Özellikle veren Türk devleti. Göçebe yaşam biçiminden yerleşik hayata geçen ilk. neydi zaten? ilk yerleşik hayata Uygurlar geçmişti. Mani dinini zaten kabul ettikleri için, yerleşik hayata geçtikleri için saray tapınak kalıcı eserleri arttı. Savaş kimlikleri yok olmaya başlamıştı Uygurlar. Türklerin ana yurdu Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafyanın etkisi boz kır kültürünü şekillenmiş konar göçer yaşam Bakın, yerleşik değil. En önemli geçim kaynakları tabii ki de hayvancılıkta sözlü edebiyat gelişmiş. Neden bahsedilmedi burada? Bak sözlü edebiyat dediği için kültür zaten var. Hayvancılık, ekonomik fa faaliyet, coğrafya, Orta Asya coğrafyası siyasi e, durumdan bahsedilmiyor. Medine'li Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında 624 yılında Bedir Savaşı yapıldı. Bu savaşta 300 kişiyle bakın 10.000 kişilik müşrik ordusu yenildi. Esir alınan Mekkeli müşriklerden okuma yazma bilenlerin her biri 10 Müslüman okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakıldı. Bu bakarak müşrikler savaş tecrübesi bakımından Müslümanların gerisinde de bunu diyemez. bakın. Müslümanların bu zaten ilk savaş sergilendiri. Böyle bir şey diyemeyiz. Müşrikler yıllarda savaşıyor. Savaşın kazanmasında askeri üstünlük çok önemlidir. Önemli bir sevgilendirim. Bakın 300 kişiyle 10 bin kişi yenilmiş. Bu da önemli değildir. İslam dininde eğitim önemli bir unsurdur. Evet, zaten bunu görüyorsunuz. Okuma yazma öğretenler serbest bırakıldığına göre bu çok çok önemlidir. Hazreti Osman döneminde yaşanan bazı gelişmeler var. Denizcilikle alakalı diyor. İlk İslam donanması. Donanma zaten nedir? Deniz kuvvetleri değil mi? Bu doğru. Kıbrıs zaten adı devleti. Bunun için fethediliyor. İran'da bunun alakası yok. 1 ve 2 sevgilendirim Hazreti Osman döneminde denizciliğe, donanmaya önem verildiğini gösterir. İslamiyet'ten önce güçlüğünün sözü geçtiği, sosyal hayatta eşitsizliğin hakim olduğu bir Arabistan vardı. Araplar kabileler halinde yaşar, her kabile kendini diğerinden üstün görür ve aralarında oluşan kan davalarından dolayı sürekli mücadele ederlenmiş, kız çocuklarına değer verilmez, kölelik vardı eşya gibi insanlar alınıp satılırdı. İslam dini Arabistan'da yaygınlaşmaya başlayınca bazı değişimler oldu. Neler söylenebilir? Kölelik yasalaştı olur mu? Hayır. Kölelik yavaş yavaş kalktı. Çünkü insanların üstünlüğü ortadan kalkıyor değil mi? Herkes eşittir diyor. Kabile arasında kan davaları tabii ki de azalıyor. Çünkü üstünlük artık kalkıyor. Kadınlar düşüncelerini rahat ifade edebiliyorlar. Çünkü kadınlar değer görmeye başlıyor. 2 ve 3 İslam'ın gelmesiyle cahiliye devri bitip. Evet sevgilerim. Asr-ı Saadet dediğimiz Peygamber Efendimiz'in devre başlıyor. Hindistan'a 17 sefer düzenleyen evet, kimlik Gazneli Mahmut İlmise'ye göre 17 sefer düzenliyor. Evet, hem verimli Hindistan topraklarına geçmek hem de putperestliği ortadan kaldırıp oraya e, is, e, inancını, İslam'ı yaygınlaştırmak için. Gaznelilerin ve Selçukların resmi dili Arapça iken, Karahanlıların resmi dili Türkçedir. Aynı zamanda Karahanlılar Ribat atlı kervansaraylar ve Bimarhane adlı hastaneleri yapmışlar. Şimdi buna bakarak neye ulaşılabilir? Selçuklularda Türk dilinin gelişimi yavaşlamıştı. Bakın. Çünkü Selçuklularda Arapça resmi dilken Türkçe ne yapacak? Hakikaten geri planda kalacak. Bu doğrudur. Karahanlılar milliyetçiliğe önem vermemiştir. Bakın bu da yanlıştır. Çünkü bakın dili Türkçe milliyetçiliğe önem vermiştir. Burada vermemiştir diye söylüyor. Karahanlılar'da ticaret tabii ki de bakın kervansaraylar yapılması yapılma sebebi de ticaretle alakalı. bir ve ne yapabiliriz sevgili öğrencilerim? Ulaşabiliriz. Evet. Anadolu'nun kapılarının Türkleri açılması, sonuna kadar açılması diye hatta ne yaparız? Malaz Alparslan'la ne yaparız sevgilendirin? Malazgirt Savaşı 1071 değil mi? Evet, Anadolu'nun tapusu Türklere verildi. Evet Miryo-Kefelon Savaşı'nda da saygı gönderirim. Ee, Kılıç Arslan ne yaptı? Ee, Bizans'a e, karşı galip gelince e, Anadolu topraklarında Beyşehir Gönülü orada. Ne olmuş oldu saygı Evet Türklerin artık Anadolu'ya yerleşmesi kesinleşmiş oldu. Yani Türk hakimiyeti kabul edilmiş oldu. Şöyle yazalım. Yani zaten zaferlerimiz var fakat Türk hakimiyeti kabul edildi. Artık bunları buradan çıkaramayız algısı yerleşti. Türkler tapusunu almış oldu. O zaman cevabımız D şıkkıdır. Orta Asya'da İpek Yolu denetiminin uzun süre Türk devletlerinin elinde bulunması bu devletlerin ekonomik anlamda da güçlenmesini sağlamıştır. Bu yüzden Çinliler Türklerin elindeki İpek Yolu'nu ele geçirmek için uzun yıllar mücadele etmişlerdir. İpek Yolu savaşlar neden olmuş. İpek Yolu sadece ipeğin değil, deri, porselen, mücevher ve benzeri değerli birçok mal taşındığı bir yoldur. Bu yol sadece ticari anlamda değil, kültürel etkileşim alanında da Yol üzerinde bulunan devletlerin birbirinden etkilenmesine neden olmuştur. Hangilerine ulaşılabilir diye söylüyor. Ticaret yolları devletlerin sadece ekonomik olur mu? Bakın kültür de var. İpek yolu sadece Müslüman tüccarların kullanımına? Hayır böyle bir şey zaten yok. Ticaret yolları ülkeleri sadece ekonomik değil kültürel siyasi birçok yönden etkilemiştir. Zaten baştan sonra bunu anlatıyor. İpek yolunda sadece ipek ticareti mi? Hayır zaten bakın mücevheri varına kadar forselen deri hepsi yapılmış. Evet haritaya baktığımızda iklim haritası sevgili öğrencilerim. Üst taraf zaten Karadeniz bölgesi, orta ağırlık yani İç Anadolu bölgesi, Güneydoğu bölgeler. Karasal iklim, evet Ege bölgesi ve Akdeniz bölgesi de Akdeniz iklimi içerisinde. Zaten bu da denizle alakalı. Hangisine ulaşılamaz? Karasal iklim ülkemizin her bölgesine denizden uzak bakın. Denizden yakın olan yerler Akdeniz ve Karadeniz iklimi. Denizden uzak yer Karasal iklim. Bu doğrudur. Akdeniz iklimi ülkemizin güney ve <laughs> batı kıyılarında etkilidir. Bakın güney ve batı kıyımlarında ne var? Akdeniz iklimi var. Doğrudur. Marmara bölgesi ülkemize gören iklimlerin tamamını. Bakın Marmara şu bölge değil mi? Karadeniz'de var. Bakın gördüğünüz gibi Akdeniz iklimi de var. Ee, Karasal iklim var. Üçü de bulunan bölgede bu da doğrudur. Karadeniz iklimi Karadeniz ve Marmara bölgelerinin kıyı ve iç kesimleri. Bakın. Karadeniz iklimi Marmara bölgesinin e, iç kısımlarında etkili değildir. Burada yanlışlık yapılmıştır. Yukarıdakilerin hangisi? Nüfus yoğunluğu. Bakın nüfus yoğunluğu ne demek? Nüfusun çok olması gibi. Basit olarak düşünürsek yani şöyle bir alan var. Bu alanda metrekareye daha fazla insan düşüyor gibi. Ülkedeki yoğunluktan bahsediyoruz. Etkiler diyor. Ticari faaliyetleri yaygınsa insanlar para kazanmak için o şehirlere, ülkelere göç eder ve nüfus yoğunlaşır, artar. Tarıma elverişsizse insanlar uzaklaşır, artmaz. Zengin yer alt kaynakları varsa sevgili öğrencilerim ne olur? e, maden işletmeciliği için insanlar gelir. Orada bir iş kaynağı olur ve insanlar nüfus artar. Akarsuların yazın kuruyup dereler şeklinde olması. Bu da susuzluk demek. E, buraya insanlar niçin göç etsin tabii ki de uzaklaşır. 1 ve 3 bizim aradığımız cevaptır sevgili arkadaşlar. Evet sosyal testimizin birincisini bitirdik. Türkçe ve matematikten üçer tane çektim. Lütfen hepsini izleyin. Kolaydan zora doğru hazırlıyorum. Dördüncüler bir tık daha zor olacak. Onları da çözdüğünüzde zaten Sevgili öğrencilerim burslu hazır olursunuz. Sosyalimde 2, 3 ve 4'ünü inşallah yetiştirmeye çalışacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.